4. Bölüm Sıfırdan Sonsuza Uzayın Sınırları Hay, yaratıcı özneyi tanıma konusunda yerel cisimlerde aradığını bulamayınca gözlerini göğe ve gök cisimlerine çevirdi. Gökler ve içindeki yıldızlar da ene, boya ve derinliğe yani bir uzama sahiptiler. Bir uzama sahip olan şeylerin cisim olması gerektiğinden gökler ve yıldızlar da birer cisimdi. Onu düşündüren bu cisimlerin boyutlarının sonsuza değin uzanıp uzanmadığıydı. Bir süre şaşkınlık ve ikircim içinde kaldı. Sonunda düşünme gücü sayesinde bunun mümkün olmadığını anladı. Sonsuz bir cismin varlığı akılla bağdaşacak gibi değildi. Bu yargısını zihninde belirginlik kazanmış birçok kesin kanıtla doğruladı. Özetle şöyle düşündü: "Göğün ve gök cisimlerinin bana bakan yanlarının sonlu olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla görüyorum. Kuşku duyduğum karşıt yönlerinin sonsuza değin uzaması da imkansız ve saçmadır." Bunu anlamak için göğün duyumsadığım sonlu yönünden başlamak üzere diğer yönde sonsuza uzayan iki çizgi varsayalım. Bu çizgilerin birisinden belirli bir parçayı keserek çıkaralım. Sonra bir parçasını çıkardığımız çizginin ucunu diğerinin ucuyla çakıştırarak sonsuz sanılan yönde izleyelim. Eğer o yön gerçekten sonsuzsa birisi eksik, diğeri tamam iki çizginin sonsuzca uzaması gerekir. Yani eksik çizginin diğerine eşit olması gerekir. Bu ise saçmadır, akıl dışıdır. Eğer eksik çizgi sonsuza değin sürmez, bir yerde sona ererse sonlu demektir. Öyleyse kendisinden parça çıkarılmayan diğer çizgi de bir süre sonra sona erecek. Dolayısıyla o da sonlu olacaktır. Bu kanıt gösteriyor ki, kendisinde böylesi çizgiler varsayılabilecek cisimler sonludur, sınırlıdır. Bütün cisimler için böylesi çizgiler varsayılabileceğine göre buradan bütün cisimlerin sonlu olduğu gerçeği ortaya çıkar. Demek ki sonsuz bir cisim varsaydığımız zaman yanlış bir varsayımda bulunmuş oluruz. Hay bin Yaksan, doğal yetenekleri nedeniyle ortaya koyduğu bu tür kanıtlar yardımıyla göğün sonluluğunu, sınırlılığını kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kavradı. Bunun üzerine göğün ve gök cisimlerinin biçimlerini, sınırlarını araştırmaya başladı. Hay önce güneşe, aya ve yıldızlara baktı. Tümü de doğudan doğuyorlar, batıdan batıyorlardı başucu noktasının kuzey ve güney yanlarında bulunanlarsa küçük birer daire çiziyorlardı. Güney ve kuzeydeki yıldızlar başucu noktasından uzaklaştıkça daha küçük daireler çiziyorlardı. En küçük dairelerse güney kutbunu çevreleyen Süheyl dairesi ile kuzey kutbunu çevreleyen Ferkadan dairesiydi. Daha önce belirttiğimiz gibi Haybin Yaksa'nın bulunduğu ada ekvator üzerinde bulunduğu için söz konusu bütün daireler ufukları yüzeyinde bulunuyordu güney ve kuzeydeki dairelerin durumları birbirine benziyor ve Hay her iki kutbu da görebiliyordu. Hay büyük daire üzerinde doğan yıldızlarla küçük bir daire üzerinde doğan yıldızların doğuş ve batışlarını gözlemeye başladı. Aynı anda doğan bütün yıldızlar yine aynı anda batıyorlardı. Yıldızların doğuş ve batışlarındaki birlikteliğin, düzenin bütün zamanlar için geçerli olduğu sonucunu çıkardı gözlemlerinden. Buradan da göğün yuvarlak olduğu düşüncesine ulaştı. Bu düşüncesini şu gözlem ve çıkarımları da doğruluyor, pekiştiriyordu. Güneş, ay ve yıldızlar batıda battıktan sonra yeniden doğuya dönüyorlardı. Bu cisimler doğduklarında, batarken ve ikisinin arasındaki zamanlarda hep aynı irilikte görünüyorlardı. Gök cisimlerinin hareketleri dairesel olmasa kimi zaman yakın, kimi zaman uzak olacaklarından görünüşleri farklı olurdu. Kimi zaman küçük görünürken kimi zaman da büyük görünmeleri gerekirdi. Çünkü hareketleri dairesel olmasaydı merkezden uzaklıkları değişik olurdu. Dairesel hareket ettikleri için merkezden uzaklıkları hep aynı oluyordu. Bütün bu durumlar göğün küre biçiminde olduğunu açık ve kesin biçimde ortaya koyuyordu. Hay, ayın ve diğer hareketli yıldızların hareketlerini gözden geçirdi. Tümü doğudan batıya doğru hareket ediyorlardı. Gökbilimde ileri bir düzeye varıncaya kadar incelemelerini sürdürdü gezgin yıldızların hareketleri üzerlerinde bulundukları göklerin hareketlerine bağlıydı. Göklerin hareketi ise tümünün üstünde tümünü kuşatan ve doğudan batıya doğru hareket ettiren büyük bir gök aracılığıyla gerçekleşiyordu. Haybin Yaksa'nın bir bilgiden diğerine nasıl geçtiğini açıklamak uzun sürer. Bu bilgiler gök bilimle ilgili kitaplarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Biz yalnızca konumuz ilgisi bakımından bilinmesi gereken kadarını veriyoruz. Hay açıklanan bilgiye ulaşınca içerikleriyle birlikte göklerin birbirlerine bitişmiş durumlarıyla tek bir bütün oluşturduklarını anladı. Daha önce incelediği yer su, hava, bitkiler, hayvanlar ve benzerlerinin tümüyle gökler büyük bir göğün içindeydi. Bu büyük göğün dışında kalan hiçbir şey yoktu. Bu büyük gök içindeki bütün varlıklarla birlikte bir canlı sayılabilirdi. Gökte görülen parlak yıldızlar, hayvanın duyuları, birbirine bitişmiş gökler, hayvanın organları, oluş ve bozuluş alemi olan dünya ise hayvanın döl yatağı gibiydi. Hayvanın içinde nasıl yeni bir canlı oluşuyorsa evrenin döl yatağı gibi olan dünya da oluş ve bozuluş yurduydu. Yaratıcının zorunluluğu Hay oluş ve bozuluş yurdu dünyadaki cisimleri teke indirgeyen, tek bir şey gibi değerlendirmesini sağlayan düşünüş biçimiyle gökler ve içerdiklerinin de aynı şekilde birleşik olduğu sonucuna vardı. Bütün gökler içerdikleriyle birlikte bağımsız bir özneye muhtaç tek bir şeydi. Bu yargısından sonra evrene bir bütün olarak bakmaya düşünmeye başladı. Acaba evren yoktan mı var olmuştu? Yoksa başlangıçsız mıydı? Yokluk kendisini hiç öncelememiş miydi? kuşku ve ikircim içindeydi. Bu iki olasılığın hangisinin doğru olduğu konusunda bir seçim yapamadı, bir karara varamadı. Bu kuşku ve ikircim nereden kaynaklanıyordu? Evrenin, bu büyük alemin başlangıçsız, kadim olma ihtimali üzerinde durduğu zaman, sonsuz uzama sahip bir cismin imkansızlığını ortaya koyan kanıtlara benzer birçok engel, başlangıçsız ve sonsuz bir varlık düşüncesini de imkansız kılıyordu. Üstelik bu varlığın yaratılmışlardan arınmış olmadığını da görüyordu. Yaratılmışlıktan arınmayan bir varlığın yaratılmışlardan önceliği düşünülemezdi. Yaratılmışlar üzerine önceliği olmayan herhangi bir varlık da zorunlu olarak yaratılmış olacaktı. Evrenin yaratılmış olması olasılığı üzerinde durduğu zamansa önüne başka engeller çıkıyor, inancını sarsıyordu. Çünkü evrenin yokluktan sonra yaratılmış olması zamanın ona önceliği kazanması demektir. Sonradan olmaktan çıkan anlam budur. Oysa zaman yaratılmış olduğunu varsaydığımız evrenin bir parçasıdır ve ondan ayrılması mümkün değildir. Bu nedenle evrenin zamandan sonra olması yaratılması anlaşılır bir şey değildir. Eğer evren yaratılmışsa onu yaratmak için bir yaratıcı gereklidir. O zaman da akla şu soru geliyor. Yaratıcı evreni niçin daha önce yaratmadı da sonra yarattı? Acaba yaratıcıya evreni sonradan yaratmasını gerektirecek bir şey mi ilişti? Oysa ortada yaratıcıdan başka bir şeyin bulunması mümkün değildir ki ona ilişmesi de söz konusu olsun. Yoksa yaratıcı da önce yaratmadığı şeyi sonradan var etmesini, yaratmasını gerektirecek bir değişiklik mi ortaya çıktı? Eğer böyle bir değişiklik olduysa bu değişikliği ortaya çıkaran nedir? Haybin Yaksan yıllarca ikircim içinde kaldı. Sürekli düşündü, sürekli araştırdı. Kanıtlar kıyasıya çarpışıyordu zihninde. Evrenin başlangıçsız ya da yaratılmış, sonradan ortaya çıkma olduğu görüşlerinden birini diğerine seçemedi. Bu kuşku ve ikircimi gidermek, başlangıçsızlık ve yaratmışlık görüşlerinden birini diğerine yeğlemek için, bu kuşku ve ikircimi gidermek için düşünmekten yorulunca bu görüşlerin gerektireceği sonuçları düşünmeye başladı. Her ikisinden de bir takım sonuçlar çıkarmak mümkündü. Evrenin yoktan var olduğunun kabulü şu sonuçları gerektiriyordu. Evrenin kendi kendine var olması mümkün değildir. Onu var edecek bir özne, yaratıcı bulunmalıdır. Bu özneyi beş duyuyla algılamak olanak dışıdır. Çünkü duyularla algılanabilecek bir şey, cisimlerden bir cisim, bu nedenle de evrenin parçalarından bir parça olacaktır kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla bir yaratıcıya muhtaç olacaktır. O yaratıcı da üçüncü bir yaratıcının varlığını zorunlu kılacaktır. Bu zorunluluk zinciri sonsuza kadar sürüp gidecektir. Oysa bir şeyin sonsuzca sürüp gitmesi mümkün değildir. Buna göre evren için cisim ve cisimsel olmayan bir yaratıcı gereklidir. O yaratıcı, cisim olmadığı için duyular yoluyla algılanması söz konusu olamaz. Çünkü duyular ancak cisimleri ve cisimsel olan nitelikleri duyumsayabilir. Yaratıcı duyumsanamayınca onu imgeleme de, onu tahayyül de mümkün olamaz. Çünkü tahayyül etme, duyumsanan nesnelerin gölgelerini, biçimlerini zihinde canlandırmak demektir. Yaratıcı cisim olmadığına göre onun için cisimsel niteliklerde düşünülemez. Cisimlerin ilk nitelikleri uzamdır. Yani her cismin bir eni boyu ve derinliği vardır. Evrenin yaratıcısı ise uzamdan ve buna bağlı niteliklerden yüce ve arı olmalıdır. Yaratıcı evrenin var edicisi olduğu için onunla ilişkisi yalnız bilim ve gücü yönündedir. Yaratan bilmez olur mu? O latiftir, haberdardır. Evrenin başlangıçsız olduğu, eşdeişte yokluğun varlığını öncelemediği, yani şimdi nasıl varsa ezelden beri öylece var ola geldiği görüşünü seçtiğinde bu kabulü de şu sonuçları gerektirecekti. Evrenin hareketi başlangıçsız, ezere doğru sonsuz olmalıdır. Var olduğu zaman durağanlık hareketini öncelememelidir. Oysa hareket için mutlaka bir hareket ettirici gereklidir. Bu hareket ettirici ya bir cisme, o cisim ister hareket ettiricinin kendisi ister başkası olsun bulaşan bir güçtür ya da hiçbir cisme bulaşmayan bir güçtür. Hareket ettirici eğer cisme bulaşan yani sirayet eden bir güçse, cismin varlığıyla var olur, parçalanmasıyla parçalanır. Nitekim taş ikiye bölündüğünde taşın aşağı doğru hareketini zorunlu kılan ağırlık da ikiye bölünür. Taşa bir taş daha eklenirse ağırlığı da o oranda artar. Taş sonsuza değin büyüyecek olsa ağırlığı da sonsuzca büyür. Taşın büyümesi belirli bir sınıra kadar varıp durursa ağırlığı da o sınırda kalır. Ne ki cismin sınırlılığı, sonsuzluğu kanıtlandığına göre cismin taşıyacağı niteliklerin de sınırlı olması gerekir. Eğer sonsuz bir iş yapan bir güç varsa bu cisimde var olmayacak bir güçtür. Büyük göğün başlangıçsız, kadim olduğunu varsaydığımızda hareketin de ebediyen sonsuz olarak süreceğini kabul etmiş oluruz. Bu nedenle gökleri döndüren güç ne göğün kendi cisminde ne de kendisinin dışındaki başka bir cisimde bulunan bir güç olabilir. Öyleyse o güç cisimlikten arı ve cisimsel niteliklerden hiçbiriyle nitelenemeyen bir şeyde bulunmaktadır. Haybin Yaksan'a oluş ve bozuluş yurdu, dünya üzerindeki ilk düşünüşünde cisimlerin varlığının gerçeklik ve doğasını, cisimlerin türlü hareketlere yetenekliliği demek olan biçimin oluşturduğu, maddesi yönünden olan varlığınınsa anlaşılması mümkün olmayan zayıf bir varlık olduğu bilgisi tecelli etmişti. Öyleyse evrenin varlığı, maddeden ve cisimsel niteliklerden yüce, duyularla duyumsanamayan ve tahayyül etmenin uzanamadığı bir hareket ettiricinin etkisini kabule yetenekli olmaya bağlıdır. Bu hareket ettirici türlerinin çeşitliliğine karşın bütün gökleri aynı biçimde hareket ettirdiğine göre ona güç yetireceğinden onu bileceğinden kuşku duyulamaz. Hay evreni başlangıçsız varsaydığında da sonradan olma yaratılmış varsaydığında da ulaştığı sonuçlar aynı olmuştu. Evrenin başlangıçsız ya da yaratılmış oluşu konusundaki kuşku ve ikircimi ulaştığı sonucu etkilemiyordu. Her iki durumda da cisim olmayan ne cisme bitişik ne ondan ayrı ne cismin içinde ne onun dışında olan bir öznenin varlığının zorunluluğu kesinlik kazanıyordu. Ona cisimden ayrı demek, cismin içinde olduğunu söylemek kadar anlamsızdı. Çünkü bitişiklik, ayrılık, içte ya da dışta bulunmak hep cisimlere özgü durumlardır. Söz konusu özne yaratıcıysa bütün bu durumların üstündedir.